Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde konu başlığımızdan da gördüğünüz gibi if else yapısını ele alacağız. Dev C++'ımızı açıyoruz hemen. Dosya yeni. Kaynak kod dosyası diyoruz. Bir önceki programımızda standart kodları tek tek yazmayacağımızı söylemiştim. Ama bir şey göstermek istiyorum. Main. Şimdi normalde cout'la c'in girdiğimiz zaman şuraya using std cout diyorduk. Sonra using std c'in ifadesini kullanıyorduk. Artık bunların yerine şunu kullanacağız arkadaşlar. Using namespace std. Bunlar olmayacak artık. Veya end line kullandığımız zaman şuraya mesela yine sadece bunu kullanmamız yeterli olacak. Bu std paketinde olan her şeyi kapsıyor arkadaşlar. Yani her şeyi tanımlıyor. Artık bu bütün std'ler için geçerli olacak. Bu bizim için büyük bir kolaylık. Şimdi if'e başlayalım. If arkadaşlar eğer demek. Eğer şöyle şöyle olursa şöyle olur. Else aksi takdirde demek. Mesela if else kullandığımız zaman if şöyle şöyle olursa şöyle olur. Aksi takdirde yani else şöyle olur. Mesela bir sayı mesela 5 olsun. 3'ten büyükse doğru yazar. Aksi takdirde yanlışsa yani 3 yazar. Mesela bunu nasıl yapalım? Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Int x diyelim. C'in x'imizi girelim. Programı ekranda tutmak için. Şimdi başlayalım. If diyelim. Tabi her satırdan sonra noktalı virgül oluyordu. Ama if else gibi yapılarda noktalı virgül kullanılmayacak satır sonunda arkadaşlar. If diyoruz. Parantez içine ne yazalım? 5 büyüktür 3'ten. Bunu yazdık. Şöyle bir şey yapalım. İçinde olduğunu gösterelim. Cout. Doğru. Else diyelim. Cout. Maalesef yanlış değil. Şimdi derle ve çalıştır diyelim. Deneme diyelim. Programımızı çalıştırdı. Hata bulmadı. Tebrikler, doğru yazdı. Niye böyle bir şey yaptı arkadaşlar? Önce buraya baktı. Dedi ki eğer 5 3'ten büyükse. Büyük mü? Evet. Eğer 5 3'ten büyükse şurayı kullan. Yani normalde sıra sıra işliyordu program. Yani sıra teker teker aşağı inerek şuraya yazıyordu ne varsa. Ama if else farklı arkadaşlar. If doğru, 5 3'ten büyük. Tebrikler, doğru yazdı. Ardından program kapandı. Buraya geldi. Eğer program mesela 1 olsaydı. Şunu kapatalım. Derle ve çalıştır. 1 olsaydı maalesef yanlış yazacaktı. Bakın tebrikler doğruya atladı. Niye atladı? Çünkü 1 3'ten büyük değil. Yani bu ifade yanlış aslında. Hemen buraya geçiyor. Mesela şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki cout merhaba. Şimdi normalde şöyle düşünürüz. Eğer 8 3'ten büyükse tebrikler 8 3'ten büyükse şu grubu alır. Tebrikler doğru yazar. Ardından merhaba yazar. Ardından direkt buraya geçer. Bakalım. Pardon, derlemedik arkadaşlar. Derle ve çalıştır diyelim. Hatayla karşılaştık arkadaşlar. Ne hatası olduğuna bakalım.
Bunu anlatmak istiyordum. Şöyle bir şey yazacağız. C kızdı bizden önce. Bakın. Normalde tebrikler doğru yazıyorum. Ardından merhaba yazıyorum. Eğer bunu altına yazsaydım bunu okumayacaktı. Ama bunu parantez içine alıyorum. Yani diyorum ki şu süslü parantezlerin içindeki her şey if bölümüne ait. Aksi takdirde buraya ait. Mesela şurada da öyle bir şey yazalım. Şöyle yapalım. Altına da ne yazalım? Siyahut program bitti yazalım. Derleyip çalıştıralım. Biraz karışık oldu. Neden? Endline'ı kullanmadık. Kullanalım arkadaşlar. Cout endline. Şurada da kullanalım. Çalıştır diyelim. Bakıyoruz arkadaşlar. Şurada da kullanalım. Program güzel gözüksün. Evet, şimdi oldu. 8-3'ten büyük, doğru. Tebrikler doğru yazdı. Biraz satıra indi. Endline demiştik. Merhaba yazdı. Sonra endline'ı okudu. Bir alt satıra indi. Süslü parantezi bu kısmı kapadı. Else uğrayacak mı? Hayır. Burayı direkt at diyor. Neden? Çünkü burası sadece yanlış olduğu zaman işlenecekti. Buraya geldi. Siyahut program bitti. Bunu yazdı. Eğer program yanlış olsaydı, yani 0 büyüktür 3 deseydik, program bitti yine çıkacaktı. Bakalım. Derle ve çalıştır diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burayı direkt geçti. Else geldi. Neden else geldi? 0 3'ten büyük değil. Yani yanlış ifade. Buraya geldi, bunu yazdı. Maalesef yanlış yazdı. Endline'ı kullandı. Bir alt satıra indi. Buraya geldi, program bitti dedi ve program bittiği yazdı. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde if else yapısı ile ilgili